kalmadı. O Sercan'ı kontrol ederim. Ve selam. Merhaba. Selam. Bu çocukların videosu vardı. 5 kardeş diye gelmişti. O günün çektiği video. Yukarı koyalım, onu da izleyin. Daha küçük yavrulardı, 5 kardeşlerdi. Şimdi 2 tanesi bir evde. İkisi de gelmiş. Tıkırla labne. Instagram unutmayın. Kaydolun. Abone olun falan filan. Sercan Bey'in huşu içinde geçen muayenesi. Ve bu kedi mi bu? Ne çok hırçın falan. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır kedi olmuş. Tasmada takmışlar. Uş oynayacağım. Ooo maşallah, tüyler yumuşacık. Pamuk gibi. Sercan, aa tıslama. Bakamaz hayır. Mıyım? Bekle. Sercan pop işine bakıyor. Sakin ol, sakin ol. Tıslamalara gerek yok. Aşıya gelmişti galiba değil mi? Evet. İkisini aynı anda mı kızım? Evet. Bak, bunu ben onu tutayım. Bir şey yapabiliyorum. Tutabiliyorum. Abla sen al onu. Kucakla. Gel. 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 Sıra sende. Bir stajyerin Aslı'yı görelim. Evet. Sevgi göstersin. Bu çocukları bir bilir sevmek. Her şey yolunda mı abisi? Tıkırın biraz dışkı yumuşak da gaz miktarı da bayağı yoğundu. Bakacağım genel durumuyla alakalı farklı bir problem daha var mı diye. Bir şeyi, bir çocuğu da bir kontrol edelim de. Bugün aşıları vardı normalde. İkisinin de. Ya bir dur, bir dur. Okumaz ya. Bir dur ya, bir dur. Popon tuttum tamam. Yok mu dedin? Sakin ol. Şampiyon. İkisinin kaka da bulaşıyor popoya. Neden? Bir de aynı evde hangisi ilsel hangisi kabız belli olmuyor çoğu zaman. Annem yapıyor bu Sercan sana ya. Her yerini kurcalıyor. Sercan çocuğun garezi sanaymış. Nilay görünce yumuşadı kucakta. İyi anlaştık. Burada da kaka lekesi var. Ulaştırmışlar mı bedene? Ya onun kakaya bastı bu. şey geçmeden ben bir baksa alayım. Bu çocuğu da baksa alırım olmaz. Önüçkene falan mı geçecek? Yok şey, genel durumuyla alakalı bir konuşacağım ben. Hadi bakalım. Aaa! Çok iyi alıp bence sıkıntı. Allah'ım patinin duruşa bak ya. Ha. Ne yapıyorsunuz gençler? Bunlar halsiz mi Sercan? Evet. Öyle bir şikayet yok değil mi? Bunlar hep böyle. Sakinleştirici altında. Miskin miskin. Bunlara arılara yapılan dumanlama şeyi var ya, onu yapıyorlar. Önce bir... Oğlum. Annem ne güzel yatıyorsunuz siz ya. Sercan ne yazdın ya? Hı? Ne yazdın diyorum. Azıcık bir şey yazdım ya. Ne yapacağız? Kulağına yüze atı fermanı. Eski Türkçe'de yazıyor ondan sonra. Osmanlıca yazıyor. Ben yine... Trolleme penceresi mi? Aynen gerçekten öyle. Tam böyle şey gibi değil mi? O 101 kafalar mıydı? Neydi o şeyin? Koca kafa. Koca kafalar. Hı. Koca kafalar böyle onun gibi buradan çıkıp ne yapıyorsun Sercan? Anne şöyle. Bebelerin genel durumu iyi bu arada. Sercan abimiz anlatır şimdi. Genel durumu iyi de şey biraz tıkırın bağırsakta gazlar vesaire yoğun. Geçmişinde de biraz problemliydi bağırsak sağlığı. Şimdi bir tane daha probiyotik kullanacağız bir süre. Ondan sonra 2 hafta sonrasında falan gelip ondan sonra aşılarımıza vesaire devam edelim. Şu an aşı iptal. Ana gidiyorlar mı? Tabii gidiyoruz. Harbi mi? İyi peki tamam. İyi, genel kontrol videosu oldu burada. Her zaman dediğim gibi aşı, iç dış parazit, turp gibi hayvana yapılır. Bunu unutmayın. Çok önemli bir bilgi bu. Her yaş için geçerli, illa yavru olmak zorunda değil. İseli vardır, aşı yapılmamalı. Kusması vardır, aşı yapılmamalı. Dinliyor musun Nilay? Dinliyorum, soru soracağım. Sor.
Olursa ne olur? Yapıldı diyelim. Olursa ne olur? Şimdi o ishali yaratan şey ne alt planda? Örnek veriyorum, dün geceden bozuk tavuk yedi. Ondan bugün ishal oldu. Hiçbir şey olmaz. Çünkü bağışıklık sistemiyle alakalı bir şey değil. Bozuk tavuğu yemesinin çok ağır toksikasyona götürmezse, immün sistemi zorlamazsa. Işıkları kim kapattı ya? Ama şimdi örnek veriyorum, çocukta böyle biraz bir parazit problemi var ya da bilinmeyen farklı bir hastalık var arka planda. Bağışıklık sistemiyle alakalı bir sebepse eğer kusmanın, ishalin, halsizliğin, iştahsızlığın arka plandaki problem maalesef şeye götürüyor. Biz zaten yaptığımız aşıyla bağışıklık sistemini zorluyoruz. Bir de arka planda o ya bir şey değil, bu problem değil, bu ishal dediğimiz şey eğer bağışıklık sistemini zorluyorsa otomatikman bağışıklık sistemi çift hattan zorlanmış oluyor. Problem o. Hani sonra ne oluyor? 2 gün sonra o ishali yaratan şey ne? Diyelim parazit. Bağışıklık sistemi düştüğü için bu sefer parazitler kuvvet kazanıyor. Tabiri caizse, hani tıbbi şekilde söylemiyorum. Daha kuvvetli penetre oluyor. Daha kuvvetli hale geliyorlar. Bu da sorunu büyütüyor. Ne oluyor? Kanlı ishal oluyor mesela. Yani problemin şekil değiştiriyor. Ya da sadece ishali var. Kusma başlatıyor. Gibi durumda da o zaman bir de bir handikap daha var. Aşının vereceği etki bağışıklık sistemini zorlayarak bağışıklık oluşturmak ya. Yapay bağışıklık çünkü aşı. Ama bağışıklık sistemini zorlayabilmemiz için aşı yaparken o hastanın bağışıklık sisteminin sağlam olması lazım. Bu sefer aşı da tutmuyor. Bir de arkada başka bir handikap daha var. Zorlaştırıyor bayağı. Mevzu o. Anladın mı? Evet, immünoloji dersini almış oldum. Evet, zor geçmiştim. Ama şimdi öğrendim. Kolay anlatım bu. Halk anlatımı. Konuyu siz de anlamış oldunuz. Yani hasta olarak, hasta sahibi olarak kendinizi köpeğinizi götürdüğünüzde veteriner hekiminiz kan bakalım dediğinde mesela görünmeyen şeyleri görmek için kan bakıyor işte. Yoksa hani fal bakmak değil yani o. Görünmeyen konuyu fal bakıp burada müneccim değiliz. Çocuğu sadece fiziksel muayeneyle her şeyini algılayamayabiliyoruz. Video buraya kadar da kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala aboneyseniz zili açmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bıdı 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 falan filan. Böyle şeyleri söylemem gerekiyor mecburen unutanlar olduğu için. Çok da yüksek böyle önem arz ettiği için değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah anlattıklarımızla böyle ufacık da olsa, hani var mı size eklediğimiz bilgi? Hani Dobide sayesinde şunu öğrendik dediğiniz bir şey var mı? Onu yazın bir. Çünkü ben böyle anlattığım zaman biz önümüze geleni anlatıyoruz. Hiç kurgusal video olmadığı için rahat rahat önüme gelen, aklıma geleni söylüyorum. Ya da ekip de öyle. Hani size bir şeyler katabiliyor muyuz? Bir onu bir yazın bakayım. Neler öğrendiniz? Çıkarın kağıtları, sınav yapıyorum.